Sayın Nazif Okumuş'la konuşalım. Sayın Okumuş merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, yayınlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Öncelikle AKP'den kopuş gündemde. Hangi başlıklarla, hangi gerekçelerle AKP'den bu kopuş söz konusu olacak? Özellikle Fakı Baba özeline baktığımızda diyor ki ben mutluyum. Mutlu olacağını söylüyor. İYİ Parti'ye geçişi böylece söz konusu olmuş oluyor. Siz AKP'den kopuşun devam edeceğini düşünüyor musunuz? AK Parti bir saadet zinciri oluşturduğu için AK Parti'nin bütün kademelerinde bu zincirin halkalarını oluşturanların hepsinin bir şekilde devletle organizasyon açısından ilişkileri var. Ve bu ilişkilerde kimisinin maddi, kimisinin işte bürokratik açıdan taleplerine karşılık bulması, kimisinin sıfat sahibi olması, makam sahibi olması, bunun gibi güç organizasyonlarıyla beraber toplumsal bir talebi siyasi kanalla organize etmeye çalışıyorlar. Onun için AK Parti özellikle son zamanlarda içe dönük sarayın çevresinde aile görüntüsü veren bir ailenin içerisindeki bir adeta bütün fertlerinin riyasette yani devletin makamlarında yerini aldığı işte kimisinin milletvekili, kimisinin bakan, kimisinin bakan yardımcısı, kimisinin bir yerde genel müdür, bir yerde yönetim kurulu üyesi veya belediyelerde meclis üyesi, makam sahibi olduğu böyle bir yapılanmayı uzun zamandır görüyoruz. Ailenin içerisinde yakın kişilerin işte bakanlıkların değişmesinde, bakan atamalarında söz sahibi olduğunu veya fonksiyonel olduğunu görüyoruz. Böyle ilişkileri çok girift olan ve ilişkilerde sarayla, Beştepe'yle münasebeti olmakla beraber aynı zamanda İkinci kademe olarak da milli görüş ekolinden gelme, yani siyasal İslamcılığın belli bir kademesinde yerini alabilmiş insanlara dikkate alıyorlardı. Üçüncüsünde de her ne olursa olsun AK Parti'nin içerisinde yer alırken doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı'nın bağlılığını bir şekilde test ettirmiş ve o testten geçmiş insanların oluşturduğu bir mekanizmaydı. Şimdi bu mekanizma uzun bir süredir Türkiye'deki ekonomik ve sosyal sıkıntılardan yani AK Parti'nin başarısızlıklarından, beceriksizliklerinden ve yanlışlarından ötürü sokakta beklemediği bir tepkiyle karşılaşmaya başladı. Bugüne kadar ağızları dolu dolu bir takım propagandalar yapmaya çalışıyorlardı ama artık bu şanslarını da kaybettiler. Hem yasama organındakiler yani milletvekili sıfatını taşıyanlar, hem AK Parti'nin kurucu kademelerinde yer alanlar, hem de il ve ilçe yöneticileri kısmında yer alanların tamamına yakını insanlara gelecekle ilgili bir hayal kurabilme, gelecekle ilgili bir iddiayı ortaya koyup onu dolu dolu anlatabilme şansını kaybettiler. Böyle olunca AK Parti'deki rahatsızlık inanılmaz derecede yukarıya çıkıyor. Bunu saray görüyor mu? Tabii ki gördü. Yaklaşık iki ay önce yine Tele1'de paylaşmıştık ki birçok arkadaşım da Tele1'in ekranlarında bunları paylaşmıştı. Neydi? Alelacele birkaç bakanla ve partinin yöneticileriyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın o günkü programında gözükmediği halde Beştepe'de yaptığı bir toplantının ardından çok hızlı bir şekilde AK Parti'nin İl organizasyonları sokağa çıkabilme toplantıları adı altında bir takım gönüllü kuruluşlarla birliktelikleri gündeme geldi. Bu işte adeta sıkışan bir şişedeki sıvının kapatılması için gayret gösterilmesi gibi bir şeydi. Ve o günden bugüne kadar geçen süre içerisinde de herhangi bir neticeye ulaşamadıkları görülüyor. AK Parti'nin sadece parlamento grubu değil, AK Parti'nin içerisinde yer almış her kademedeki insanda bugün partimiz ne yapıyor ya, partimiz nereye gidiyor ya diye sorular sorduklarını ve neticede reis buna da bir çare bulur, reis buna da bir çıkış yolu oluşturur diyerek kendilerini umutlandırmaya çabaladıklarını görüyoruz. Bugün Fakı Baba'nın istifası peyere beraberinde başka istifalar getirebilir mi? Ben getirse de getirmese de önemli olmadığını görüyorum.
Çünkü getirirse Fakı Baba'dan dolayı değil, o bir cesaret vermiş olacaktır. Üst düzeydeki bir cesaretiyle beraber istifalar olursa bu Fakı Baba'nın verdiği cesaretle açılmış bir yol halinde karşımıza çıkacaktır. Ama ben doğrusu böyle yoğun bir istifayı beklemiyorum. Dikkat çekici birkaç istifa olabilir belki ama o da rol modeller olmaz. Çünkü rol modeller hemen hemen AK Parti'nin bütün kademelerinde riyasetin çeşitli makamlarında yer almış ve o yer aldıkları yerlerde şeffaf politikalar ortaya koymamış, millete hesap verebilirlikten kaçmış veyahut da hukuki anlamda tartışılır kararlara imza atmış kişiler olabilir. Böyle bütün kademelerde bu anlayışta çok insan olduğu için bunların diğer siyasi partilerde hele hele muhalefet partilerinde kabul görmeleri çok zordu. Fakı Baba gibi riyasetteki yani devletteki sorumluluk taşıdığı sırada uygulamaları tartışılmayan insanlar olabilirse belki onlar tercih edilebilir. Elhasılı kelam ben AK Parti'nin alt kademelerde çok ciddi bir şekilde kopuşlara sahne olabileceğini ama vitrinde, yönetim kademelerinde, temsil kademelerinde bunu çok göreceli bir şekilde yaşamayacağını düşünüyorum. Çünkü gene oraya sığınacaklar. Başlarına bir şey gelebileceğini, hukuki bir müeyyideyle karşılaşabileceklerini düşünecekleri için AK Parti varlığıyla kendi varlıklarını örtüştürmüş ve özdeşleşmişler evet. olacaklarından orada kalmayı onlar kendi hayatiyetleri, siyasi hayatiyetleri veya bireysel hayatiyetleri açısından önemli göreceklerdir. Peki Sayın Okumuş, bir de şöyle bakalım mı? Diyor ki Erdoğan, alana inin, sahaya inin. Görüyoruz AKP'li isimler alana indiklerinde tepkilerle karşılaşıyorlar. Bu seçim sürecinde alana inmek Erdoğan dışında, o da toplu açılış törenleri, mitingler vesaire halkın arasına karışmak anlamında değil, Erdoğan dışında yapılamıyor. Yine bu süreç içerisinde, hatta geçtiğimiz yıllara baktığımızda bir metal yorgunluğu vurgusu olmuştu Erdoğan'ın. Siz de çok iyi hatırlarsınız. Özellikle Melih Gökçek görevden alınırken metal yorgunluğu olduğunu söylemişti. Değişimin esas olduğunu söylemişti. Şimdi taban dışında üst cepheye baktığımızda kopuşlar söz konusu olmasa tamam ama metal yorgunluğu denilerek bir değişim, kabinede değişim, bakanlarda değişim, Erdoğan'ın yakınlarında bir değişim isteği ya da bir kan yenileme meselesi bu söz konusu olabilir mi AKP'de bu süreçte? Ben bunun da zor olabileceğini düşünüyorum Hülya Hanım. Çünkü artık seçim arefesindeyiz ve seçim havası kendisini çok ciddi bir şekilde hissettiriyor. Türkiye'nin yani bütün kronikleşmiş meseleleri daha da artarak devam ediyor. Yani ekonomik meseleleri, sosyal meseleleri, siyasal meseleleri o kadar katlanarak artıyor ki insanlar bunalmış vaziyette. Ve bunun yanı sıra Türkiye dediğim gibi siyasal iktidar tarafından gelecekle ilgili yeni bir umut senaryosu da ortaya koyamıyor. Dolayısıyla metal yorgunluğunda şunu fark etmişlerdi. Yani kendilerini hukuken de sıkıntıya sokacak o belediyelerdeki bir takım uygulamaların yanı sıra halktan kopuşlar söz konusuydu. Ve bunu kendi iradeleriyle önleyerek bir şekilde bakın gayret gösteriyor, sizinle beraberiz dediklerini, sizden gelen talepleri dikkate alıyoruz mesajları vermişlerdi. Ama Fakı Baba örneğinde de gördük. Yani bir milletvekili, üstelik en tepede fonksiyonlar ifa etmiş bir milletvekilinin haykırışlarına, feryatlarına, evet. yakınmalarına, dertlenmelerine kulak vermeyen, kulak verse de gereğini yapmayan bir irade var. Yapamayan veya bir irade var. Onun için kaybettiler. Yani iş görebilme azmini, kudretini, şevkini kaybettiler. Kaybettikleri için de artık böyle bir bunu metal yorgunluğuyla falan değil, artık bir murattan uzaklaştılar. İnanç bakımından söylersek onlar ki buna çok sığınır ve önemserler AK Parti tarafı. Bence yani ilahi bir kudreti, gücünü artık yanlarında göremiyorlar. Çünkü kaybettiler onu.
inandırıcılıklarını kaybettiler, samimiyetlerini kaybettiler. Ayrıca mekanizma içerisinde yapabildikleri de kalmadı. Şimdi Bakanlar Kurulu'nda değiştirse, yani Maliye Bakanlığı değiştirse, kendi elleriyle, yaptıklarıyla itiraf etmiş olacaklar ki Maliye Bakanlığı demek ki başarısızdı da değiştirdi. Veya falanca bakanı, İçişleri Bakanlığı değişti. Ama yani kendilerine aflarını da isteyebiliyorlar ya, biliyorsunuz Sayın Okumuş. Eyvallah. Evet, burası çok önemli. Affımı istiyorum diyebilir. Evet, bu aflar kendi kendilerine af talepleri zaten siyasi tarihimizin sonrasında çok okutulacak, çok üniversitelerde belki doktora tezi olarak değerlendirilmekte kalmayıp ders konusu haline de gelebilecek önemli argümanlardan biri haline geldi. Ama ifade hatırlattığınız gibi bu afları yani bir tane isteyebilir ama ikincisi, üçüncüsünü AK Parti'nin kademeleri de rahatsızlıklarını giderebilme açısından bunları değerlendirmez. Aslında içerideki sıkıntının ne kadar kronikleştiğini ve artık insan yapısının değişkenliğiyle güvenilmez boyutlara taşındığını görecekleri açısından böyle bir psikolojiyi yaşarlar. Ben bundan kaçınacağını düşünüyorum. Peki bir diğer başlık. Onun için de bakan yardımcıları üzerinden bir takım organizasyonlar yapmayı düşünüyorlar. Burada da tabii ki milletin taleplerine göre değil, sarayın içindeki iş dengeleri, birbirlerini memnun etme, yani köller sağırlar birbirlerini ağırlar hesabı, ahbap çavuş ilişkileri içerisindeki bir takım atamalarla organizasyonları sürdürme ve bu organizasyonları sürdürürken de dışarıda beklenti halinde olan kişilere yeniden bir umut verebilme hesabını taşıyor olabilirler. Olabilirler. Peki İyi Parti'ye geçişleri konuşuyoruz. Son günlerde daha önce işte Turhan Çömez örneği, Erdoğan'a bir dönem çok yakın olan isim AKP eski milletvekili, şimdi Eşref Fakıbaba, bir de iddia var. Oktay Vural'ın eski MHP'li olan ismin, bir süredir siyaset arenasında görmüyoruz kendisini. Geçtiğimiz günlerde bazı açıklamaları olmuştu, iktidara yönelik eleştirileri olmuştu nasıl yol alındığına dair. Oktay Vural'ın İyi Parti'ye geçmesi iddiası gündemde. Şimdi ben de diyorum ki ateş olmayan yerden duman çıkar mı, yoksa bir duman mı çıkıyor? Sizin bir düşünceniz, bir bilginiz var mı efendim? Oktay Vural İyi Parti'ye geçecek mi? Gündemde mi bu başlık? Doğrusu bununla ilgili bir özel bir bilgiye sahip değilim. Ama bu tip İyi Parti'ye yönelik iştiraklar veya İyi Parti'ye yönelik duruşlar doğrusu kamuoyunda çok yüksek bir heyecan oluşturuyor. Ve kamuoyunu İyi Parti ile ilgili beklentilerin üzerinde bir gelecek tasavvuru oluşturmasını sağlıyor. Burada yani bireysel bir veyahut da kurumsal bir kazançla İyi Parti'nin içindekileri veya partinin kendisini belki bir yere taşıması açısından kazançtır, ama aslında ülkede yeni bir siyasi oyun kurulabileceği açısından daha önemli bir kazanç oluyor. Yani bunu önemsiyorum. Siyasi tecrübeye sahip insanların milletin umudunun gittikçe azaldığı bir süreçte belli adreslerde yoğunlaşarak kendi kişisel kimliklerinin getireceği kazançlarla, Weberyen bir ifadeyle kazanılmış değerlerden yeni değerler üretebilme adına partilerde yerini almalarını veya karşılık bulmalarını önemserim. Bu bizim siyasetimizin değil, sadece demokratik bütün ülkelerdeki siyasetin de kaçınılmaz ve çok dikkat çekici bir gerçeğidir. Bu gerçeği ancak duygu ve düşünceleri açısından çok farklılıklar arz eden ve durduğu yeri ortaya koyduğu fikri ve ideolojik karakterle benimsemiş insanların buna ters davranmaları halinde, o zaman büyük hayal kırıklıkları, o zaman demokrasiye sekte vurdurdukları ve demokratik anlamda halkın iradesine de ters düştüklerini söylemek mümkün. Bunu biz son 15 gün içerisinde iki örneğini görüyoruz işte. Bir tanesi Teğmen Çelebi'de. Evet. İradesiyle, fikri duruşuyla, karakteriyle
büyük kitlelerin rol modelini haline gelmiş ve onların takdirine inanarak vicdani anlamda da gönüllerine girmiş bir insanın durduğu yeri kendi kendine ihanet ederek o karakterine ters bir anlayış içerisinde başka bir adresle bütünleşmesi, o yolculuk içerisindeki gelgitleri, medcezirleri maalesef demokratik anlamda bu hüsranı, demokratik anlamda bu hayal kırıklığını yaşattı. Ama Fakı Baba'da farklı bir şey var. Fakı Baba siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olamayacağım için mutluyum ifadelerini kutluyor. Yani ortaya bir çırpındığını, bir takım sıkıntıları... Daha önce de istifa girişimi olmuştu bu arada, değil mi Sayın Okumuş? Onu da hatırlatmak lazım. Aynısı AKP'den ayrılmak istemişti daha önce. Kendisi aracılar vasıtasıyla durduğunu söylemişti. Evet, şimdi bir de milletvekilliğinden istifası da söz konusu. Evet, şimdi işte burada çok ciddi bir örnek teşkil ediyor. Ben Oktay Vural'a da buradan geleceğim. Şimdi yani AK Parti her şeyi günübirlik yapıyor. Her şeyi böyle günlük toplumsal popülist veyahut da aktüel politikalara göre her bir ağızdan bir anda konuşmaya başlıyorlar. Sanki her şey olabilecek gibi görülüyor. Sonra onları hep hasıraltı ediyor. Yani bir taraftan işte bakanları konuşuyor. Sayın Genel AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey konuşuyor. Sarayın sözcüsü konuşuyor. Sarayın iletişim başkanı konuşuyor. AK Parti'nin başkan vekili konuşuyor. AK Parti'nin basın sözcüsü konuşuyor. Konuşuyor. Ama sonra bir bakıyorsun hiçbir şey ortada yok. Yakın bir zamanda seçildikleri partiden istifa edenler ahlak gereği milletvekilliğinden de istifa etmelidir diyen bir AK Parti vardı. Bu onların bakış ve sözleriydi. Hatırlayalım. Naci Bostancı AK Parti Grup Başkan Vekili iken Milliyetçi Hareket Partisi ile yürüttükleri hukuki anlaşmalarda amaçlarını nasıl anlatıyorlardı? Halkın tayin ettiği, milletvekilinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermemek diyorlardı. Şimdi bunu söyleyen AK Parti yönetimi, AK Parti iradesi kendi oluşturdukları bu putu kendi elleriyle yediler defalarca. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İyi Parti'den, başka partiden, Saadet Partisi'nden seçilmiş belediye başkanlarını partilerine aldılar. Keza milletvekillerini öyle yaptılar. Tabii bunu söylerken Deva ve Gelecek Partilerinin kuruluş sırasında oraya geçebilecek milletvekillerinin önünü kesmek amacıyla bunları yapıyorlardı. Hatta iki modellerini de sunuyorlardı. Ya bir yıl süreyle bağımsız kalacaklardı. Yani modellerinden bir tanesi partilerinden istifa etmiş milletvekilleri ya bir yıl süreyle bağımsız kalacaklardı ya da seçime bir yıla kala partilere geçiş yasaklanacaktı. Şimdi bunu düşünen AK Parti bugün ne yaptı? Mehmet Ali Çelebi'yi partisini alırken üstelik yani enteresandır bu AK Parti açısından da hem Mehmet Ali Çelebi açısından hem AK Parti açısından da enteresandır. Partiye bu kadar ağır ifadelerle politik bir duruş sergilemiş bir insana bu kadar kabul gösterilmesi ne kadar samimiydi? Yani biz niyet okumaya çalışan insanlar değiliz ama birbirimizi biliriz ve toplumsal bir irademiz var. O iradede ortak hassasiyetlerimiz var. Siyasi tercihlerimiz ayrı olsa da bu tercihlere uzak değiliz hiçbirimiz. Şimdi AK Parti böyle bir tercih yaparken gerçekten Mehmet Ali Çelebi'nin varlığına ve siyasette olması gerektiğine bu kadar iyi niyetle söylüyorum bunu. Evet. İnandığı için mi getirir? Hayır. Bunu AK Parti'nin yönetim kademelerindekilerini bırakın. Altındaki oy veren seçmeni bile bunu net olarak görüyor. Bunu bir karşıtlık üzerine siyasetini kurmuş bir partinin en azından oportunist, popülist veya yüksek siyasetin gerçeği pragmatizmle anlatılamayacak bir ifade, daha doğrusu siyaset tarzı olarak alabiliriz. Çünkü kendi mahallesi dışındakileri kendisi için adeta tehlike olarak gören bir parti dışarıdan o tehlikenin arasından birilerinin yanına çektiği zaman psikolojik olarak bir rahatlamayı da kendisinde hissediyor böyle bir zamanda. Sayın Okumuş, belli ki önümüzdeki günlerde çok hareketli günler yaşayacağız.
Siz de eğer önümüzdeki hafta müsait olursanız daha detaylı bir şekilde ben yayınlarımızda konuşmak isterim. Şimdi bir konuğumuz da bekliyor, onunla devam edeceğim. Sayın Yılmaz. Bir şey söyleyeyim. Buyurun efendim. Müsaade ederseniz çok teşekkür ederim. İyi Parti'nin bu son günlerdeki partiye kazanımların toplumsal anlamda gerçekten önemlidir ve bundan sonra dedi anlıyorum ki devam edecektir. Tecrübeli siyasetçilerle devam edecektir. Bu İyi Parti'yi en azından yani Millet İttifakı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer bileşenlerle beraber iddiasını daha göreceli ve somut bir şekilde hedefe götürtürebilecek ve bir ittifak anlayışı içerisinde de neticeyi hep birlikte daha kuvvetlendirebilecek adımların ve uygulamaların başlangıcı olarak görüyorum. Bunları önemsiyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci ve eski MHP milletvekili Sayın Nazif Okumuş, saygılar sunuyorum size. Estağfurullah. Sağ olunuz efendim yayınımızda olduğunuz için. Sevgili izleyiciler.